Keşanlı dostlarımız, değerli basın mensubu arkadaşlarım, bugün kısa bir açıklama, tek konuluk bir açıklama yapacağız. Bugünkü konumuz aslında görünürde belediye dükkanlarına yapılan kira artışları. Ama bunu bağlamamız gereken başka bir yer var. Onu da hep beraber konuşacağız. Şimdi biliyorsunuz bu ay itibariyle Keşan'daki belediye dükkan kiracılarına 12 aylık tefettüf ortalaması adı altında %59.91, yani %60 zam yapıldı. Ve bunu da 11 Ocak 2019 tarihli 30.657 sayılı resmi gazetede yayınlanan bir genelgeye bağladılar. Şimdi onu da size okuyacağım. Ve sonra bizim dönemimizde bununla ilgili ne yapılmış onu örnekleyeceğim. Sizlerden bir ricam var. Bu açıklamayı dinlerken kira artışı özelinde AKP zihniyetinin adını gönül belediyeciye koydukları zihniyeti Keşan'da yaşayan halka bakış açısını, onları ne kadar düşündüğünü düşünün. Ama daha büyük ölçekte bir şey daha düşünün ki Keşan'ı yöneten AKP'li arkadaşlar aynı şekilde şu anda ülkede hükümetler. Mantık burada yapılan şeyle genelde yapılan, ülkede yapılan şeyler hemen hemen aynı ve örtüşüyor. Yani bu açıklamayı izlerken AKP'li bir yönetimle CHP'li yönetimin yerelde örnekleyeceğim şeyi genele de düşünerek lütfen örnekleyin. Hani hep diyoruz ya, sorunları falan hep anlatıyoruz, konuşuyoruz. Hani çözüm önerilerini söyleyin. Aslında geçen açıklamada da söyledim. Her bir konu için bir çözüm önerimiz var zaten. Çözmek çok kolay, kaynağı belli. Ama olaya bakış açısını oturttuğunuz zaman bunu her sorunda, ülke yönetiminin her alanında uygulama şansınız var. Lütfen bu açıklamayı o şekilde algılayın. Şimdi bu kira artışlarını demin söylediğim resmi gazetedeki bir maddeye dayandırarak %59.91 yaptırıyor. Üçüncü maddenin B fıkrasında diyor ki, bir yıllık kullanım süresi bittikten sonra kiralamaya devam edilmesi halinde kira bedelinde artış yapılacak ise bu artışın Türkiye İstatistik Kurumu'nca artışın yapılacağı ayda yayınlanan tüketici fiyatları endeksinin 12 aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranını aşamayacağı. Buradaki kritik kelime şu. Bu ortalama, yani şimdi yapılan %59.91'i aşamayacağı söyleniyor. Yani bu oranın üstünde zam yapamazsınız diyor. Ama bu oranın altında zam yapamazsınız gibi bir ibare yok. Şimdi bizim Sayın Belediye Başkanımız bunu çok kullanıyor. İşte su artışı oydu, buydu, şuydu. Kamu zararı çıkar diye. Kararname genelde burada, resmi gazetede yayınlanan burada. Burada söylediği şey, bu 12 aylık ortalamanın üstünde zam yapamazsınız. Altında zam yapamazsınız diyor mu? Yani %60 değil de biz bu artışı %20 yapsak herhangi bir sıkıntı var mı? Hayır, bu genelgeye göre yok. Bu genelge de resmi gazetede yayınlanan genelge. Şimdi Sayın Belediye Başkanımız tabii bu artışı yaparken kimseye sormadı. Yani eğer bu artışı kim yaptı diye soracaksanız, belediye başkanı çok kolay atıyor ya, işte meclis öyle dedi, encümen böyle dedi filan diye. Bunun meclisle encümenle bir alakası yok. Gelmiyor. Benim belediye başkanı iki dudaklar arasında bu zammı onaylıyor. Tabii belediye başkanına bunu sorarsanız eğer, belediye başkanı haberim yoktu diyebilir. Çünkü yakında bir mahallemizde bir 18 uygulamasıyla ilgili arkadaşlar görüşmek istediler. Pazartesi günü belediye başkanıyla randevuları vardı. Belediye başkanı benim haberim yok demiş. Şimdi bu zammıyla ilgili haberi olmayabilir ama bu zammını kim yaptı onu da bulmak lazım. Tabii bu işin latifesi, Sayın Belediye Başkanı ve ülke genelinde AKP halkı, çiftçiyi, işçiyi, köylüyü falan düşündüğü yok. Onların derdi 5 çiftçiye verilecek paralar, işte KKM ile o dövize karşılıklı yatılan paralar, ama normal bizim gibi orta sınıf insanların, işçilerin, halkın herhangi bir şeyini korumuyorlar. Peki CHP ne yapıyor bu durumda? Bizim zihniyetimizde. Yaklaşık 3-5 gün önce biten bir dava var. Şimdi biz Cumhuriyet Halk Partisi halkın yanında, halkın yararına olacak kararları alırken kendimizi de çok umursamadan alırız. Daha önce de söyledim, çok fazla yargılanan arkadaşımız var ama bugüne kadar ceza aldığını görmedim.
Aynen bu kira artışlarıyla ilgili bir hafta önce sonuçlanan bir dava var. Şimdi burada yaklaşık 4 tane memur arkadaş yargılandı. Soruşturma izni için Cumhuriyet Savcılığı'na başvurulmuş. Bununla ilgili savcılığın kararı bu. 4 tane arkadaşımız var belediyede memur. Bizden kimler var o dönem? Bu 2017, 2018 ve 2019 yıllarındaki kira artışı ile ilgili. Ercan Ersoylu yargılanmış. Ercan Ersoylu soruşturulmuş. Harun Komanlı soruşturulmuş. Mehmet Özcan soruşturulmuş. Neval Karaatlı soruşturulmuş. Nurgül Yıldırım soruşturulmuş. Şeref Uvacıklı soruşturulmuş ve Yılmaz Başol soruşturulmuş. Bu soruşturma evrakında savcılık diyor ki kira sözleşmesinde kiracı kontrat bitiminde kira raiç bedelini yıllık tefe tüfe ortalamasına göre artışını şimdiden kabul eder ve taahhüt eder hükmü uyarınca. Sözleşmelerde var, şimdi onun arkasına sığınıyorlar. 2017, 2018, 2019 yılında sözleşmelerde bu var. Bu hüküm uyarınca hareket edilmesi gerekirken genel olarak sözleşmelerde hüküm altına alınan kira artış oranı yerine yıllık kiraların belediye encümeni tarafından daha düşük bedellerle arttırıldığı ve sözleşme hükümlerine göre artış yapılmayarak kira bedelinin eksik olarak tahakkuk edildiği. Soruşturma bu. Yaklaşık 1 milyon civarında bir zimmet çıkması gerektiği söyleniyor ve sonra karara doğru geliyoruz. Diyor ki, savunmalarında yapılan işlemlerin dönemin ekonomik sıkıntıları karşısında esnafı zor durumdan kurtarma adına yaptıklarını ifade etmeleri. Gerek bilirkişi raporu, gerekse müfettişliğince yapılan tespitte esnaflar arasında ayrımcılık yapıldığı veya kasıtlı hareket edildiğine dair bir kanaate ulaşılmadığı, en önemlisi de Danıştay'ın 24.3.2010 tarihli 2010'a 487 sayılı benzer kararlarında konunun tazmin edilebilir nitelikte olduğu, dolayısıyla soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı şeklinde kararlar aldığı dikkate alındığında, cezai açıdan sorumlulukların bulunmadığı anlaşıldığında soruşturmaya izin verilmemesine. Hakkında ön inceleme yapılanlar yönünden yukarıda belirtilen söz konusu eylemleriyle ilgili soruşturma izni verilmemesine bağlı olarak evrakın işlemden kaldırılmasına, kararın bir suretinin haklarında ön inceleme yapanlara tebliğine, karardan bir suretin 650 sayılı devlet memurları kanununun 131.3 madde ve fıkrası gereğince İçişleri Bakanlığı'na gönderilmesine, itiraz kanun yolu kapalı olarak kamu adına karar verilmiştir. Özetlersek, savcılık bu soruşturmada diyor ki, yani yargılanmaya gerek yoktur, soruşturmada yapılan şey yanlış değildir. O dönem Cumhuriyet Halk Partisi adına belediyede görev yapan arkadaşlar bu 12 aylık tefe tüfe oranını kiracılara uygulamamışlar. Demişler ki bugünden çok daha iyi o dönem. Şimdi bu pandemi, ekonomik kriz vesaire, esnaf çok daha zordu. Demişler ki biz esnafı düşüneceğiz arkadaş. Bu resmi evrakta, sözleşmede bizim 12 aylık tefe tüfe oranı kadar zam yapma hakkımız varsa da esnaf çok zorda olduğu için biz bu zamı yapmıyoruz. Soruşturmada savcı ne demiş? Evet demiş, haklısınız. Kimseyi ayırmadığınız için ve esnafla ilgili gerekçeniz doğru olduğu için siz bu üst sınırı uygulamayabilirsiniz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin niyeti, bu %60'tı. AKP'siz miydi? Ben şimdi Sayın Belediye Başkanı'na, Sayın Esnafımız adına bir çağrı yapmak isterim. Elinizde bir dayanak da var. Bakın bu karar çok yeni. Danıştay kararı var. İşte soruşturmayla ilgili karar burada. Dolayısıyla resmi gazetede yayınlanan maddede de diyor ki üst sınır bu, bunun üstünde yapamazsınız. Altı ile ilgili hiçbir ibare yok. Ve bu kira artışları, şimdi bu Ekim ayında sözleşmeli olanlara geldi ve bundan sonra her ay sözleşmesi bitenlere gelecek. Ve her geldiğinde rakam biraz daha yükselmiş olarak girecek. Ama pandemiden henüz çıkmamışken, insanlar bu kadar çok zordayken ve siz geldiğinizde acımasızca bu insanların kirasına zam yapmanıza rağmen bu zammı yapmayın. Ha bunu da işte mecliste, encümende filan diye atmayın. Çünkü sormadınız bu %60'ı yaparken. Gene sormanıza gerek yok. Bakın kamu zararı filan da çıkmıyor. Bu zamları geri alın. Ya da
makul ücret, makul seviyede herhangi bir şey yapın ya da bir sene yapmayın. Ya da bir %10 yapın, %15 yapın, sembolik yapın ki şu insanlara, peşinde yaşayan esnafımıza destek olun. Sonuç olarak söylediğim bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin olaya bakışı var. Bir de AK Parti'nin, AKP'nin olaya bakışı var. Şimdi sizler önümüzdeki genel seçimde ve bir sonrasındaki yerel seçimde karar verirken tek tek her şeyi size anlatacağız ama anlatmamıza da beklemeden zihniyet koy. Kimi seçerseniz seçin, partinin bir politikası vardır ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden kim gelip ülkeyi, kim gelip Keşan'ı yönetecekse bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkın, mağdur olanın, zor durumda olanın yanında olacaktır. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.